Kapsül Günlük Doz'dan herkese merhaba. Bugün 28 Haziran Cuma. Ege'nin iç kesimlerinde beklenen yağmur dışında ülke genelinde sıcak havanın etkisi devam ediyor. Marmara bölgesinde rüzgar hissedilecek. Şimdi haberler. Türkiye, sabit internet hızında 181 ülke arasında 111. sırada yer aldı. Hız testi şirketi Speed Test by Ookla raporuna göre, Türkiye'nin ortalama sabit internet hızı 44.21, ortalama sabit indirme hızı 13.54 olarak belirlendi. Dünya genelinde, mobil internet indirme hızı ortalama 52.48 megabit bölü saniye, sabit internet ortalama indirme hızı ise 93.67 megabit bölü saniye. Türkiye'deki mobil internet hızı 40.77 megabit bölü saniye, mobil indirme hızı ise 14.38 megabit bölü saniye oldu. Mobil internet hızında 147 ülke arasında 68. olan Türkiye, hem mobil internet hem de sabit internet hızlarında küresel ortalamanın gerisinde. Sabit internet kullanımında en hızlı ülke 289.98 megabit bölü saniye ile Singapur oldu. Singapur'u 282.48 megabit bölü saniye ile Hong Kong, 274.46 megabit bölü saniye ile Şili takip etti. Küba, hem mobil hem sabit internette en düşük hıza sahip ülke. İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan 16 yaşındaki Timur Cihan Timur'la birlikte ABD'ye giden annesi Eylem Tokun, Boston'da yargılandığı davanın duruşması 1 Temmuz'a ertelendi. Kararın gerekçesi açıklanmadı. İki ismin, Boston'da gözaltına alındığı anların görüntüleri paylaşıldı. Cihan Timur'un kefaletle serbest kalması talebine ilişkin henüz karar verilmedi. Savcılık, sunulan 2 milyon dolarlık teminatın, Cihan Timur'un kaçma riskini azaltmayacağını savunuyor. İçişleri Bakanlığı, yabancı uyrukluların evlilik işlemlerine ilişkin evlendirme memurluklarına yeni bir yazı gönderdi. Bakanlık, iki yabancının veya Türkiye vatandaşı ile bir yabancının evlenme işlemlerinde yabancı uyruklu kişinin ülkede yasal kalış hakkının olmasını istedi. Muğla Bodrum'da 9 günlük bayram tatili boyunca 1 aylık su tüketimi gerçekleşti. 200 bin olan nüfusun tatilde 1 milyonu aştığı belirlendi. İlçede dün gece ana ishal hattında yaşanan patlama nedeniyle 12 mahallede 36 saatlik su kesintisi yapılacak. CHP lideri Özel, 1,5 yıl sonra erken seçim beklediğini söyledi. İstiyor muyum? Parti birinci partiyken neden istemeyeyim diyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın normalleşme olarak nitelediği süreç için kimse bu şartlarda muhalefetten yumuşama beklemesin, normalleşmeye devam yorumunu yaptı. Kripto varlık düzenlemesi yasalaştı. Yeni yasayla kripto paraların ihracı, satışı ve dağıtımı için Sermaye Piyasaları Kurulu'na yetki verildi. Ayrıca kripto şirketlerinin teknolojik altyapıları da TÜBİTAK'ın belirleyeceği kriterlere uymak zorunda olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin gri listeden çıkması için son adımın bu yasa olduğunu söylemişti. Türkiye, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu gerekçesiyle OECD'ye bağlı FATF'in gri listesinde. Merkez Bankası, beklentilere paralel olarak politika faizini %50 seviyesinde sabit bıraktı. TikTok'un sahibi ByteDance, Instagram'a rakip olmayı hedeflediği yeni ürününü tanıttı. Vi adlı fotoğraf paylaşım uygulamasında gönderilere açıklama yazma özelliği bulunmuyor. Güney Amerika ülkesi Bolivya'da darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Ülkede uzun süredir devam eden siyasi ve ekonomik gerginlik, General Juan José Zuniga'nın liderliğindeki bir grubun 26 Haziran'da başkanlık sarayını kuşatmasıyla zirveye ulaştı. Bolivya lideri Arce, halkı demokrasi adına sokağa çıkmaya çağırdı. Yaklaşık 3 saat süren kuşatmanın ardından, askerler Zuniga'nın yerine atanan yeni generalin emriyle çekildi. Darbe girişiminin lideri Zuniga tutuklandı. Bolivya, 1825'te bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana 190'dan fazla darbe girişimi ve devrim gördü. Kuzey Makedonya'nın yeni başbakanı Mikoski, ülkenin eski adı olan Makedonya Cumhuriyeti'ni kullandığı için Yunanistan tarafından uyarıldı. Yunanistan, kendi sınırları içinde Makedonya isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle komşusundan ismini değiştirmesini istemiş, 2018 yılında dönemin hükümeti, ülkenin adını Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirmişti. Daha fazlası için kapsul.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.